Elazığ Türk Ocakları tarafından Cumhuriyetin ilanının 101. yılı ve Ziya Gökalp'in vefatının 100. yıl dönümü nedeniyle Ziya Gökalp ve Cumhuriyet konulu panel düzenlendi. Elazığ Türk Ocakları periyodik olarak düzenlediği konferans ve etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet'in ilanının 101. ve Ziya Gökalp'in vefatının 100. yıl dönümü nedeniyle Ziya Gökalp ve Cumhuriyet konulu bir panel düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin konuşmacılığını Profesör Doktor Nuri Yavuz, Profesör Doktor Hacı Bayram Kaçmazoğlu, Profesör Doktor Mehmet Çevik ve Doçent Doktor Cihan Kara yaptı. Panelin selamlama konuşmasını yapan Elazığ Türk Ocakları Başkanı Profesör Doktor Yavuz Haykır, Türklüğün tarih boyunca zor zamanlardan geçtiğini ancak bu zor zamanlar içerisinde Ziya Gökalp gibi çok sayıda münevver ismin ortaya çıktığını ve adını tarihe yazdırdığını ifade etti. Türklük tarih boyunca zor zamanlardan geçmiştir. Türklük kanla, savaşla bilenerek, ihanetler ve yanlışlardan ders alarak bu günlere gelmiştir. Ama bu zor zamanların devlet zor zamanlarda devlet adamları askerler, muallimler, münevverler, aksakallar, bilgi adamlar da eksik olmamıştır. İşte bu aksakallı bilgelerden biri ise bundan tam 148 yıl önce 93 Harbi'nin kanımızı kuruttuğu o zor zamanlarda 1876'da bir Türkmen şehri olan Diyarbakır'da kana ruh katan büyük Türk, Büyük Türk Münevveri Ziya Gökalp dünyaya gelmiştir. Selamlama konuşmasının ardında Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Çevik başkanlığında Profesör Doktor Nuri Yavuz, Profesör Doktor Hacı Bayram Kaçmazoğlu ve Doçent Doktor Cihan Kara tarafından Ziya Gökalp ve Cumhuriyet konulu panel gerçekleştirildi. Bu alanda Ziya Gökalp lisede bile çok aktiftir. Görüşlerinden dolayı zaman zaman soruşturmaya uğramaya uğrar ama işte belli ailenin çocuğu olduğu için çok da üzerine gidilmez. Ancak lise eğitimi sırasında kendine yakın bazı gruplar oluştuğu için ve bilinen şu örneği vardır. E, herkes bilir o örneği. Padişahım çok yaşa yerine milletim çok yaşa sözünden kaynaklı olarak da e, tabi sivrilmiş bir isimdir.